Merhaba sevgili izleyenler. Bir gündem analizi daha tekrar birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi Seral İbrahim Köprülü, Kartalış ve Serhat Altan kardeşimle beraber gündemi yorumlayacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet, 2015 yılıyla ilgili olarak hocamız çok önemli olaylar olacak demişti 2014 yılında. Hakikaten 2015'e girer girmez felaketler ardı ardına gelmeye başladı. Bütün dünya neredeyse şoktu, özellikle Avrupa. Malumunuz Fransa'da çok önemli ve Fransız halkının alışa gelmediği anormal olaylar oldu. Tabii biz hocamız vesilesiyle, kendisi her zaman bu konuları hatırlatıyor. Biz de gündem analizde hatta bu konuyla ilgili özel bir program yapmıştık birlikte. Avrupa'da faşizm, yükselen faşizm diye ve bununla ilgili tehlikeye de dikkat çekmiştik. Hakikaten geldiğimiz noktada Avrupa bu sorunu en derinden, en acı şekilde, özellikle Fransa merkezli, 2015 yılına girer girmez yaşamaya başladı. Genel önce isterseniz bunu değerlendirelim, sonra bu minvalde devam edelim. Neler oluyor Fransa'da Kartal? Ya Fransa Avrupa'nın en büyük üçüncü ülkesi aslında baktığımızda. Avrupa Birliği'nin lokomotiflerinden. Yıllarca Afrika'da sömürgecilik üzerine ilerlemiş, dünyada da bir kültür olan bir ülke. Tabii ülkenin şu özelliği var, bu özellikle Kuzey Afrika'dan Afrika'ya gelen Müslümanlar ve ülkede yetişen yeni nesil var. Bunlar ülke nüfusunda 6 milyon gibi bir rakama şu an denk geliyor. Bu da ülke nüfusunun %10'u yapıyor. Ama bunlar tabii genç nesil. Yani Fransa halkı da bütün Avrupa gibi, yani Almanya, İngiltere gibi yaşlı bir halk aslında. Yaşlanmaya başlamış bir halk. Ve alttan gelen Müslüman genç bir nesil var. Fransa bundan çekiniyor. Bu son olayda da aslında yine bir yazar var, Holbeck galiba ismi. Bu bir kitap hazırlıyor. 2030'da işte Fransa'da İslamiyet hakim olacak mantığında bir şeyler var. O yönde değil mi? Öyle bir öyküler evet, hazırlıyor. Yani. Öyle Avrupa'da bir, öyle raporlar var. Evet, öyle var. Bir raporlar var. Zaten bu da bunu kitap haline getiriyor. Bu dergi de Charlie Hebdo'da onu kapak yaptığı sayı çıkıyor. Ama bu derginin şu özelliği var. Yani Fransızların genelde hani böyle biz laikiz, herkese eşitiz gibi mantıkla dini böyle rencide etmeleri zaten hepimiz biliyoruz. Yani yıllardır bu yaşanıyor. Evet. Bu Fransız ihtilalinden bugüne kadar gelen bir şey bu. Evet. Ve sırf Müslümanlar değil. Yani aslında Fransa koyu Katolik bir ülke. Yani Katolikliği de tanınıyor. Birleşmiş Milletler'deki o beşliden biri ve Katolikleri temsil eden bir yapısı var. Ama buna rağmen bu tür dergiler çok pervasızca hareket ediyorlar. Yani bu derginin de, yani biz olayı tabii ki kınıyoruz, yanlış olarak görüyoruz ama dergi de hakikaten Müslümanlara çok hakaretler eden, yani çok uygunsuz karikatürler yayınlayan, sırf Müslümanlığa değil, bu yani Hristiyanlığa da aynı şekilde, evet. Yahudiliğe de aynı şekilde aleyhte ve uygunsuz, rencide edici. Zaten özelliği rencide etmek derginin. Fransız eski Cumhurbaşkanı'na da hakaretamiz bir karikatür yani yayınladılar. Hocamız hep söylüyor, hani konularla hani tabii ki eleştiri olur, her şey olur. Bunlar sevgi ve şefkat dahilinde. Eleştiri boyutunda olması gerekirdi. Ama buradaki çalışanların özelliği rencide etmek, yani taciz etmek üzerine kurulu bir stratejileri var. Bu yüzden de herkes aslında bunlara karşı. Böyle olunca sen sevgisizlik tohumu atarsan da sevgisizlikle ortamı yeşertmeye başlıyorsun ve ortamda sevgisizlik hakim olmaya başlıyor. Bir kere hocamız yani çok güzel olayı izah etti. Bu bir kere bir fikir hürriyeti değil o derginin yaptığı. Çünkü kendilerine ya da ailelerine, tanıdıklarına yönelik bu tarzda ifadeler kullanıldığında hemen dava açıyorlar. Nitekim daha önce de bu dergi 60'lı yıllardan beri ortada olan bir dergi. Daha önce bu dergiyi çıkaran karikatüristler Harekiri adlı bir dergi çıkarıyorlarmış. Evet. Çok fazla bu şekilde hicivler olunca dergi kapatılmış. Daha sonra isim değiştiriyor. 70'li yıllarda. Ama De Gaulle'e de hakaret ediyor. Evet, De Gaulle'e de hakaret ediyor. Yani herkese hakaret ediyorlar. Yani hedef gözetmeksizin bir hakaret. Daha sonra 70'li yıllarda tekrar açılıyor. 80'lerde tiraj kaybından bir 10 sene evet, yayın sürecine ara veriyor. 90'larda açılıyor. 45 bin gibi bir tirajı var. Yani bu çok fazla bir tiraj değil biliyorsunuz Fransa'da. Yani milyona yakın satan, milyonun üzerinde satan gazeteler var. Bu uslup tabii kötü bir uslup ama bunun karşısında da Müslüman'ın yapması gereken her zaman hocamızın söylediği gibi kesinlikle muhatap olmamak. Mesela hocamız bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tenzihidir. Bu şekilde karikatürler çıktığında
bir kere bu peygamberimizi temsil edilen karikatürler değil dedi. Yani biz bunları ne diye üstleniyoruz? Orada dedi yazan çizen kendini resmetmiş dedi. Hiç muhatap kabul etmeyiz. Yani infial derecesinde abartılı bir tepkiyle özellikle de yani öldürme eylemini tabii ki çok şiddetle kınıyoruz. Üsluplar yanlış ama tabii bir de şu var. Acaba bunu gerçekten Müslümanlar mı yaptı? Onu biraz açıp konuşalım evet, yani. Evet. Yoksa Fransız gizli servisi hocamızın da söylediği gibi evet, karanlık mazisi olan bu gizli servis nerece derece etkiliydi. Hı hı. Onun emareleri de çok fazla. İstiyorsanız oralardan başlayalım. Aslında burada şöyle bir durum var. Bu kimin fayda sağladığı bu olay? Yani bunun Müslümanlara bir faydası var mı? Onu düşündüğünüzde bir faydası yok. Bu kime faydası var? Daha çok Avrupa'da yükselen faşizme faydası evet, var. Kesinlikle. Yani Almanya'da da zaten hı hı, birazdan konuşuruz. Bu Pegida hareketi yeni eylemlere, yeni gösterileri şeklinde. Fransa'da da aynı şekilde böyle bir olayda. Yani olaydaki yani komik noktalar da çok fazla. Yani bu iki teröriste ulaşma nedenleri arabada unuttukları kimlik olarak açıklanıyor. İkisi birden kimliği unutuyor. Yani ama ki, o acayip bir ortamda herkes izledi. Adam kaçarken arabaya binerken bırak kimliğini. Yerdeki ayakkabıyı unutmuyor adam yani. Arabanın dışına ayakkabısı var. Onu alıp içeri koyan, o şuurda olan biri. Hatta ne kadar rahat hareketler yaptıklarını zaten herkes gördü yani. Evet. Etrafa bakıyor, oraya koşuyor, arkasına bakıyor, yukarı bakıyor. Gayet rahat yani öyle bir telaşı olup da hani kimliğini unutacak kadar panik halinde bir havalarında olmadı zaten. Aleniydi orada. Zaten gasp ettikleri arabadaki şahıs yani son derece profesyonel olduklarını, terleme evet, bile olmadığını, evet, hareketlerine son derece hakim olduklarını, adeta evet, diyor komando gibilerdi diyor. Evet. Soran olursa da bizim Yemenli kaidesinden olduğumuzu söylersin demişler. Ya yani gelişinden belliydi zaten. Biz hani aylardır konuşuyoruz. Evet, önce evet, Eiffel'de, Fransa'da değil mi? Asker şehre indi. Bir takım önlemler oldu. Önce bir Fransız halkı hafif hafif böyle bir saldırının olacağına, evet, böyle bir tehdidin olacağına hazırlandı. Şimdi benim anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Holland pek Fransız derin devlet politikalarına uyan bir şahıs değil. Hı hı. Geldiğinden beri çünkü sürekli bir uğraşma var. İşte sevgilileri, özel hayatı falan devamlı kurcalanıyor. Hepimiz biliyoruz o manzaraları. Hı hı. Daha sonrasında koalisyon güçleriyle Irak ve Suriye konusunda Fransa ters düştü. Tabi bunda da Fransa'da biliyorsunuz başkanlık sistemi var. Holland çok etkin. Biz pişmanlık duyuyoruz dedi mesela Esed'e müdahil olmamaktan, oradaki kimyasal silahlar kullanıldığında müdahale yeterli tavrı vermekten pişmanlık duyuyoruz. Yani bundan sonra yani biz Esed'li bir çözüm istemiyoruz dedi. Şu an koalisyon Esed'in içinde olduğu bir çözüm istiyor. Ve bu bombalamalarda da malum biliyorsunuz Kobani bombalamalarında da Fransa aktif rol almadı. Tam bunun akabinde böyle bir demeç olduktan sonra 48 saat içinde de bu eylemin bir olması mesela. Filistin'le ilgili bir karar aldılar. Çok düşündürücü. Ben aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela arada o kaynadı. Fazla basında da yer almadı. Hatta hiç yer almadı gibi. Bundan 2 yıl önce hatırlarsınız Toulouse'da, Fransa'da 2012 yılında benzer bir saldırı oldu. Ne oldu orada? Yine Cezayir asıllı Muhammed Merah diye bir vatandaş 3 tane Fransız askerini 4 tane de Yahudi vatandaşı katletti. Daha sonra da bu en son olaydaki gibi benzeri bir operasyonla bu şahıs ele geçirildi. Fakat ele geçirilmeden önce ve sonrasında basında hatta Fransız basında da bunlar çokça yer aldı. Bu şahsın Fransız gizli servisiyle irtibat halinde olduğu ve uzun yıllardır bir mesai altında olduğu çıktı ortaya. Artık olaylar o kadar ayyuka çıktı ki son anda yani evde kıstırıldığında gizli servis ajanıyla yaptığı telefon konuşmalarına kadar şeyde yayınlandı Fransız basında. Orada diyor ki bir şahsa ve bağlantıda oldu. Uzun yıllardır biz seninle bağlantı halindeyiz diyor. Sen diyor beni diyor Irak'a, Pakistan'a, Suriye'ye gönderen şahsın diyor. Şimdi ben senin diyor Fransız gizli servisinde yüzbaşı olarak çalıştığını öğrendim. İsmin de bu diyor. Adam onu doğruluyor. Adam diyor ki ne olmuşsa olmuş bırak seni bu evden çıkaralım diyor. Yani canlı alalım diyor. Silahını teslim et. Kurtarayım seni bu olayın içinden çıkarayım diyor. İkincisi diyor ki ya diyor bu şahısları öldürmeye diyor. Direkt diyor siz azmettirdiniz beni diyor. Olayın içindesiniz diyor. Ve bunu hiçbir şekilde telin edip inkar edemediler. Şimdi baktığımız zaman bu olayın oluşumu, seçilen şahıslar yani açıkçası çok net kuşku uyandırıcı bir durum. Yani
olayın geneline bakıldığında Avrupa'da, mesela Türkiye'de, Türkiye'nin tarihine baktığımızda hep bir faili meçhuller var. Yani olaylar hep böyle bir üstü örtülme şeklinde yapılmış. Derin devlet yapılanmaları hep bu tip cinayetlerden sonra mutlaka kimi olduğunu belli olmayan faillere olayı yıkmışlar. Avrupa'da anında bir failin belirlenmesi ve o failin hemen vurulması şeklinde devam ediyor konu. Demin Kartal'ın söylediği çok önemli. Kime yarıyor? Sadece bu faşizme de değil, İslam karşıtlığına da yarıyor. Yani İslam ülkelerini bombalayan bir koalisyon var. Ve burada Müslümanlara karşı PKK destekleniyor mesela. Bu da çok önemli. Terörist bir organizasyon Müslümanlara karşı destekleniyor. Ama öyle bir görüntü çizilmeye çalışıyor ki, işte bakın Müslümanlar bunu da yapıyor. Hadi o zaman işte, yani sadece faşizm değil, komünizme karşı da bir burada destek var. Yani tek kaybeden Müslümanlar. Artı Türkiye'nin Avrupa Birliği önünün kesilmesinden tutun şeye kadar, Avrupa'daki Müslümanların işte oradan gönderilmesine kadar, Afrika'dan bu içeriye şeylerin alınmaması, göçmenlerin alınmaması, Suriyelilerin, mültecilerin kabul edilmemesi, yani yüzlerce şeye yarayacak bir operasyon evet, olmuş. Şöyle bir şey oldu burada. Şimdi aslında ilginç bir akışı var. Bu adamlar kaçıyorlar. Kimlikini unutup tespit ediliyorlar. Sonra bunlar bir araba çalıyorlar sözde sabahleyin. O kadın tespit ediyor. Bunları polis izliyor. Sonra bunlar bir yere sığınıyorlar biliyorsunuz. Hı hı. Operasyondan önce. Evet. Şimdi bu bölgenin önemi şu. Bu bölge Paris'in doğusuyla bağlantıyı kuran otobanın çok yakınında olduğu için otobanı kapatmak zorunda kalıyorlar operasyonları boyunca. Yani doğusuyla şehrin bağlantısı kesiliyor. Bunu bahane ediyorlar. Hani operasyonun saati de değişik. Tam saat 5'te yapılıyor. Fransız halkının sokağa çıkıp işten evine döneceği saatte. Eğer o saat yapılmasa hakikaten Paris kilit olacak o saatlerde. Diğer tarafta bunları abluka kalksın diye arkadaşları Yahudi mahallesinde bir tane koşer restoranını işgal ediyor biliyorsunuz. Hı hı. Hatta oradaki operasyonu da görüntüyü seyrettik. Çok giremiyorlar içine. Bayağı bir şey yani, rezalet yani. Bu şey operasyona. Değil mi? Daha önce bir bayan ve polis. Evet, bayan polis öldürdüler. Bayan çatıştı dediler. Halbuki o aynı ekipten oldu sonra evet. Ortaya çıktı. Orada da Yahudi mahallesinde oluyor olay. Yani Yahudi lokantasının içinde oluyor. Büyük ihtimalle ölenler de Musevi vatandaşları. Yani, ve hepsi aynı anda oluyor. Aslında başarılı bir operasyon da yapamıyor Fransa polisi. Başka görüntüler de vardı. Yapamıyor mu? Yapmak mı istemiyor? İşte evet, zaten olay şöyle. Şimdi burada şu an Fransa orada Yahudileri koruyamadığı için İsrail'e karşı ters düşmüş durumda kalıyor bir yandan. Bir yandan da işte bu Seral'ın da dediği gibi hem mülteciler konusunda olsun hem Avrupa Fransa'ya göçler konusunda olsun hem o ülkedeki Müslüman halk nezdinde bir baskı unsuru oluşturabilecek, yeni kanunlar çıkartabilecek bir noktaya geliyor bu olayda. Yani birçok açıdan hocamızın da dediği hani Fransız derin devletin işi dediği noktayı bu olayda aslında açıklıyor. Delili olarak ortaya çıkıyor şu an seyrettiğimiz tabloda. Yani ve bunun da sonucunda hani tabii Müslümanların da buradan kendilerine bir pay çıkarması gerekiyor. Niye bu konu bizim üzerimize yıkılıyor diye. Mesela yani bugün her yerde terör deyince hep Müslümanların ortaya çıkardığı terör, Müslümanların birbirine öldürmesi tek akla gelen de bu. Böyle olunca tabii ki senin üzerine yıkarlar. Sen hiçbir zaman bir barış, sevgi üzerine bir söyleşim, bir diyaloğun olmadı ki. Ki Fransa'daki Müslümanlar da genelde ılımlı. Yani böyle aşırı bağnaz bir yapısı yok bir kısmı dışında. Ama tabii Fransa'nın şu özelliği de var. Geçen program söylemiştik. Yani Fransa'dan da IŞİD'e ciddi bir katılım var. Katılımda bulunmak isteyen de var. Hatta geçen program söylemiştik. Yani geri dönenler var 80 kişi kadar. Bunlardan korkuluyor diye. Ya bu teröristlerden biri de zaten Yemen El-Kaidesi'nde gitmiş orada kalmış. Hatta ya zaten normal Irak'a savaşçı transferinde adam aktif rol aldığını söylüyorlar. Evet, artık adam topluyor. Değil midir eylemi yapan? Çünkü bize gösterilen kimliklerle acaba o binayı basanlar aynı mı? Yani ben aynı olduğu kanaatinde de değilim açıkçası. Allah bilir en doğru. 2005'ten 2008'e kadar hapis yatmış bu şahıs Fransa'da. Yani bu derece iyi bilinen bir insan elini kolunu sallaya sallaya kardeşiyle bir beraber. Korumaları var. Paris'in göbeğinde korumalar var. Polisler var. Ve 15 dakika sürmüş. Evet, toplantı gününü buluyor mesela. Bu karikatüristler sürekli bir arada olan şahıslar değilmiş. O gün toplantı günü, toplantı saatini belirleyecek derecede evet. Ve tam nokta
hedef yani. Hepsini... Kapıyı işte biraz tehdit etmişler de kapıyı bir bayan mı galiba açmış. Evet, evet. Sonra bayan kendi bu psikopatlardan masanın altına saklanarak kurtarmış, korumuş. Yani ifadeler tabii bir çok de olayın olduğu yer şöyle yani İstanbul'a karşılaştığımızda hani şehir dışına kaçacakları için yani Bakırköy, Silivri tarafı gibi değil yani. Merkezde yani bu Kadıköy'de veya işte Beşiktaş'ta gibi düşünmek lazım olayın olduğu yeri yani. Tabii oradan bir de otobana kadar gidene kadar yani bayağı bir dakikalar, yarım saate yakın bir süre geçiyor. Yarım saat boyunca polis hiçbir yerde yolları kesmemiş. Yani bu araba evet. Zaten onlarca şahidi var evet. Orada zaten evet. Neredeyse canlı yayından veriliyor evet, polisleri öldürme anları. Ya orada gözüken bir araba var. O araba da yani hani Fransız polisine bildirilmiyor mu o hiç duymuyor. Ya olay da çok karanlık. 15 dakika çok büyük rakam zaten. Yani bir müdahale için bizim mesela değil mi Türk Polis Teşkilatı yani benim bildiğim 155 aradığında yani 3-4 dakikada olay mahalline geliyorlar. Yani bir böyle bir durumda. Evet. Dolayısıyla 15 dakika çok büyük bir rakam bir kere bu bilinsin. Geçenlerde konuşmuştuk arkadaşlarımızla. Türkiye'de de çok benzeri olaylar olmuştu vakti zamanında. İşte birine suikast yapıyorlar. Bir bakıyoruz adamlar Allahu Ekber diyor. Alnında bant işte yeşil orada La İlahe illallah yazıyor. Elinde işte ateş topu, havan topu mu? Hatta onlar lav silahı. Lav silahını bırakıyorlar. O Arapça yazılı şeyleri de onun yanına bırakıyorlar. Lav silahının üstünde bile işte Arapça yazılar var. Onu İran Hizbullah'ına benzetmek istemişlerdi. Yani çünkü o ara İran'ı evet. Gündeme tutuyorlardı. Evet. Bu olayı İran Hizbullah'ı yaptı diye kamuoyunu aldatmak için her türlü... Yani bir öyle bir yani tabela koymadıkları kaldı. Yani bunu bizde de çok yaptılar bu numaraları. Orada da yapıyorlar. Şimdi buradaki sorun şu. Yani bunun teşkilat olduğu. Hocamız söyledi. Fransız Derin Devleti'nin parmağı oldu. Çok açık zaten. O bas bas bağırıyor da. Şimdi önemli olan şey şu. Ben birkaç tane köşe yazarının bu konuyla ilgili yazılarını da okudum da. Orada biraz da bir aciziyet hissettim. Diyorlar ki. Bir tanesi demiş ki ya işte toplantılarda diyorlar ki dedi çok defa işte şahit oldum diyor. İran'da neden demokratik seçimler yapılamıyor konusu olduğunda hemen çıkıyorlar ama işte orada esas uygulanan İslam değil ki. Yani gerçek İslam orada uygulanmıyor ki diye hemen çıkış yapıyorlar. Suudi Arabistan'da işte kadınlar neden tek başına araba kullanamıyorlar diye. Canım orada uygulanan gerçek İslam değil ki. İşte IŞİD'den laf açılınca canım o gerçek İslam değil ki gibi çıkışlar yapılıyor. Diye yazmış. Fakat diyor gerçek İslam'ı anlatan yok diyor. Yani gerçek İslam ne? Onu bilen yok diyor. Yani şimdi bu bir terörist faaliyeti. Neye dayanıyor? Onu da anlatan yok. İslam'la ilişkilendiriyorlar. İslam'la alakası yok deniyor ama gerçek İslam'ın ne olduğunu da anlatan yok diyor. Fakat orada bir hataya düşmüş diyor ki tabii diyor yani bunu da diyor dayandıracağımız bir açıklama olmadığı için diyor. Yani gerçek İslam'ı anlatacak bir kaynak da olmadığı için. Dolayısıyla bu tür işlerin, terörist faaliyetlerin İslam'la alakası yoktur ifadesi de çok ikna edici değil diyor bu sefer. Orada yanılmış. Şimdi buradaki esas sorun bu. Yani gerçek İslam'ın ne olduğunu bir kere herkesin anlatması lazım. Devlet başkanlarının, bütün televizyonların, gazetelerin, radyoların hakiki İslam ne olduğunu anlatmaları gerekir ki insanlar bununla bir alakası olmadığını anlasın. Aksi takdirde insanların bilinçaltında bu kalıyor. Yani elinde silah almış bir adam Allah-u Ekber dedi mi? Ha Müslüman, İslam'da bu var. Öyle demek ki. Yani bu konuları bilmeyen, uzaktan takip eden insanların bilinçaltında bu etkili oluyor. Dolayısıyla ana konu kim nerede ne yaparsa yapsın bizi ilgilendirmez. Gerçek İslam'ın süratle ve detaylı bir şekilde anlatılmasıdır. Evet, altının ifadelerin senin de dediğin gibi doldurulması çok önemli. Hocamızın da dediği gibi. İslam'da terör yoktur. Zaten İslam Terör Lanetler adlı hocamızın dev bir eseri var. Birçok dile de çevrilip 11 Eylül saldırılarından sonra açıkçası evet. Bütün kanaat önderlerine de Avrupa'da dünyada gitti. Çok evet. Da etkisi oldu. O söylemin altını o kitap dolduruyordu. Evet. Hadislerle, ayetlerle, örneklerle. Bunların verilmesi çok önemli. Çünkü o köşe yazarları diyor ki tamam İslam'da terör yoktur diyorsunuz. İslam'la bağdaşmaz diyorsunuz. Ama baktığımız zaman bu adamlar namaz kılan, Allah'a ekber diye bağlayan, oruç tutan insanlar. O zaman biz bunun İslam'da olmadığını nasıl söyleyeceğiz? Özellikle bunu Avrupalılar nasıl anlayacak? Kaynaklarıyla anlattığınız zaman bu evet. insanlar anlar. Bir de şimdi Avrupalı insanla Türk insanını ayıran çok temel bir şey var. Şimdi hakikaten bu haberleri gören, takip eden, eminim şu an bir kamuoyu araştırılması yapılsa Türkiye'de. Yani ama objektif olarak hani hissi konuşmasalar
%90-95 halkın buna provokasyon der. Yani net der gizli servis olayı Fransa'da. Hı hı. Çünkü biz o kadar çok alıştık ki. Türk basını çok renkli bir basın. Özellikle bu Ergenekon sürecinde her türlü komplo, detayları, şeyleri açıklandı. Yani bir olay 10 tane farklı grift yönüyle anlatıldı. Şimdi Avrupa'da bu böyle değil. Avrupa'da hani basın öz, basın özgürlüğü var, demokrasi var, tamam çok güzel ama Avrupa'da tek düze bir basın var. Baktığınız zaman böyle çok fazla hani olayların detayını inceleyen, derinine giren bir yapı yok. Dolayısıyla Avrupa insanına yani göz göre göre hakikaten çok komik, müsamere gibi yani tabii özür dilerim yani komik derken o manada söylemiyorum. Acı, ibret kurgu. Verici bir kurgu. Evet, komik kurgusu komik. Evet. Çok net olarak yani mesela o kimliklerin arabada bırakılması senin dediğin gibi. Bunu mesela 11 Eylül olaylarında da yaptılar. Kuleler buhar oldu, uçaklar buhar oldu. Muhammed Atta ve diğer teröristlerin sözde yani o saldırıyı gerçekleştiren kimlikleri buhar olmadı. Yani yanmadı kağıt kimlikler. Yani demir eridi o kimlikler erimedi. Yani nasıl ki kimlikse. Ya biz bunu gördüğümüzü anlıyoruz ama Fransız halkı ve Avrupa halkı bunu anlamıyor. Yani orada dikkat ederseniz yapılan röportajda net eminler İslam terörü saldırısı olduğundan. O yüzden bunları çok iyi vurgulayıp anlatmak lazım. Evet. Tabii o yaptıydı, bu yaptıydı, aslında gizli servis yaptı ifadeleri onları çok etkileyeceğini zannetmiyorum ben Fransız halkını. İslam'ın özünde olan değerleri ayetlerle, delillerle çok net ortaya koymak lazım. Evet, ben de bir köşe yazısı dikkatimi çekti. Ahmet Taş Getiren hocamız yazmış. İşte İslam ülkeleri hala sömürge altında. Batı dünyası artık İslam'ı kabul etmeli. Biz bir vakayız. Bu vakayı kabul etsinler gibi. Şimdi İslam dünyası, Batı dünyası böyle bir üslubu zaten kabul etmez. Burada bir acizlik var. Sen bir şey anlatmıyorsun. Yani sonuçta dememiz lazım ki bizim. Kur'an'da bu yok. Kur'an daki İslam terörü lanetler. Bak ayetlerde bunlar. Bu hadislerde söyleniyor. Bu hadislerde yanlış. Yanlış kaynaklardan uydurma hadis bunlar. Zaten Kur'an'la çelişiyor. Bu kesin olarak biz bunu lanetliyoruz ama işte bu yüzden lanetliyoruz. Şimdi bunu dediğimizde Batı zaten sana saygı duyar. Batı bu sefer kendisini vaka olarak görür. Evet. Seni doğru olarak görür. Sen doğru olarak ortaya çıkmadıktan sonra bir de biz hala güçsüzüz, hala sömürge gibiyiz. E Allah'ın emrini sen yazıyor musun köşende? Ya bunu bütün köşe yazarları için, herkes için söylemek lazım. Çünkü Allah söylüyor zaten, birlik olun, ayrılıp dağılmayın, aranızda çekişmeyin, gücünüz gider diyor şeytan Allah'a sınırım. E güç neden gitmiş? İşte hocamız da dün gösterdi, 2-3 gün önce gösterdi. İran'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı var. Şiilerle Sünniler aynı camide namaz kılıyor. Farklı durmuşlar. Aralarında kocaman bir boşluk var. Birisinin imamı başka, birisinin imamı başka. Hocamız söyledi, birbirlerine Müslüman gözüyle bile bakmıyorlar dedi. Yani din dışında o zaman ne teşkilat, ne işbirliği. Birlik yok ki. Şimdi Batı'nın seni kabul etmesi için senin sanatla, marifetle, kültürle ortaya çıkman lazım ve gerçekten İslam dininin gerçeği bu. Ben bir tane tartışmaya rastladım şeyde. Birisi IŞİD'çiye diyor ki sosyal medyada, kardeşim siz diyor bütün türbeleri, şeyleri yok ediyorsunuz diyor. Siz hangi dindensiniz diyor. Mezarları da yıkıyorlar ama sadece şey değil. O da onun altına bir tane hadis koymuş. Hadiste de diyor ki toprak seviyesinin üstündeki bütün mezarları yıkınız. İşte o Kütüb-i Sitte'den bir hadis. Yahu sen o hadisler doğru diyorsun, sarılıyorsun. IŞİD'çi de çıkıp işte onları uygulamaya alıyor. Sonra da niye yaptın diye soruyor. Toprak üstünden bir mezar fazlaysa onu yıkın. Adam da diyor ki ben bütün mezarları yıkıyorum. Hadis var diyor. Demek ki böyle ağlaşmak yerine, böyle işte kötü ve zayıf üsluplar yerine, kardeşim bu kullanılan hadisler, terör için kullanılan hadisler, işte hakaret etti diye birisine gidip katliam yapmak için uygulanan, hep konuşulan hadisler yalandır diyeceksin. Bunlar uydurmadır. Bunlar İslam'ın dışındadır. Bak Kur'an'da doğrusu budur dediğin zaman bütün dünya, bütün o zaman İslam alemi de onu görecek. Evet. Ya bunu ama yapan yok işte. Yani bu çok acayip. Mesela
Halbuki çok kolay. Şimdi dediğin hadislere dayandırıp adam öldürüyor ya ve ortalığı yakıp yıkıyor ya. Ya kardeşim diyeceksin ki mesela bir hadisin doğru olup olmadığını iki türlü anlarsın. Bir, Kur'an'a uygun olacak. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygun olacak. İki, tahakkuk etmiş olacak. Yani Peygamber Efendimiz onu mübarek ağzıyla, nurlu ağzıyla ifade etmiş olacak. Biz de onu görmüş olacağız. Bu kadar. Yani başka bunun bir yolu yok. Yani başka bir ispatı da yok. Bir hadisin doğru olduğu bu iki şekilde anlaşılır. Bu kadar. Kur'an ruhuna uygun mu kardeşim adam öldürmek? Değil. E zaten bir kişinin ölmesi bütün dünyanın ölmesi gibi anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani bütün dünyada büyük bir vahşet, büyük bir dehşet yaşanmış kabul eder Müslüman. Bir kişinin ölmesine bak. Dolayısıyla bir kişiyi bu şekilde öldüren, bu yöntemlerle öldüren, vahşice katleden kişiler Müslüman değildir. Yani bunda anlaşılacak bir şey yok. Ama işte anlaşılacak bir şey yok ama anlatan yok. Yani Allah razı olsun hocamız 35 senedir bunu geceli gündüz anlatıyor. Ama yani bütün televizyonların anlatması lazım. Bütün basının anlatması lazım. O zaman insanlar der ki bak şunu der. Hocamız Allah razı olsun yine çok güzel bir eser. Bağnazlı kitabını biliyorsunuz yazdı, yayınlandı. Şimdi adam der ki bunun evet bir şeyle alakası var bu operasyon. Diyelim ki Fransa'daki o olay. Allah-u Ekber diye çıkmış biri o ifadelerle bir insanları katletmiş değil mi? Manzara bu. Bak adam der ki eğer bilse anlatılsa. Bunun İslam diniyle hiçbir alakası yok. Bunun bağnazlık diniyle alakası var. Hani yobazlık deniyor. Yani. Bağnazlık dinle alakası var. Bunu yapan kişi İslam dinine ait bir kişi değil, mensubu değil. Bağnazlık dinine mensubu. Nereden anlıyoruz? Adam sevginin yerine, İslam dinine olan sevginin yerine öfkeyi koymuş, nefreti koymuş. Değil mi? Adam İslam dinine olan merhametin, şefkatin yerine ne koymuş? Nefreti koymuş. İslam dininde olan Seral'ın dediği gibi işte bilim, sanat, estetik, kültür bunların yerine neyi koymuş? Cehaleti koymuş. Cahil adam. Ha bitti bu kadar açık. Yani ama bu işte gümbür gümbür bütün dünyada anlatılması lazım. Aksi takdirde ne oluyor? O bağnaza bakan adam Müslüman olduğunu düşünerek onu değersiz görüyor. Şimdi hocamız geçen gün söyledi. O değersiz görmesinin sonucunda tabii o zaten değersiz onu yapan adam da bütün Müslümanları değersiz görüyor. Bak ahir zamanın en büyük olaylarından bir tanesi de bu. Fransa'da bu olay olduğunda dedi hocamız hatırlarsınız. Aynı gün Yemen'de Libya'da yanlış hatırlamıyorsam yüzlerce insan katledildi. Müslüman öldürüldü. Peki soruyoruz. Fransa'da o gün bu katledilen Müslümanlarla ilgili tek bir haber çıktı mı? Hayır. Ne demek bu? Yani Müslümanların değeri yok demek. Değer vermiyorlar Müslümanlara. Fransız uçakları bombalıyordu zaten. Zaten ha, biz ilk zaten Libya'ya dalan onlar oldu. Hiç şey, sorgusuz sualsiz Mali'ye dalanlar. Ama Allah razı olsun hocamız dedi ki Mehdiyet devrinde Müslümanlar hak ettikleri değere sahip olacaklar dedi. Ama bunu yapacak kişi Mehdi Aleyhisselam dedi. Bu da yüreklerimize su serpti elhamdülillah. Bir mesela şey de Nuray Mert de bir yazı yazmış. O yazıda diyor ki şimdi diyor bu saldırıdan sonra diyor göreceksiniz diyor bütün diyor İslam köşe yazarları İslam terörün İslam'la alakası yoktur diye yazacaklar diyor. Şimdi aslında o da şunu görmüş. Herkes bu cümleyi kuruyor. O cümleyi nereden öğrendiler? Sayın Adnan Oktar'ın İslam terörü lanetler kitabından. Ya yani ondan önce 11 evet, Eylül'den şey önce böyle bir cümleyle İslam'ı savunan hiçbir köşe yazarı yok. Yani varsa çıkarıp göstersinler. Hepsi, bütün dünya, yani bütün devlet adamları da o kitaptan evet. öğrendi. İslam terörü lanetler kitabından öğrendi gerçekten. Doğru. E şimdi ondan sonra Nuray Mert de şunu görmüş. Gerçekten sadece bu cümle olarak kullanılıyor. Bu sefer açan yok. Çok iyi görmüş onu da. E işte şimdi bu bunun artık bozulması lazım. Yani herkes yazsın ya köşesinde bu basit. Yani senin de söylediğin gibi çok basit. Yani bunu insanlara anlattığımda bu tuzun suda erimesi gibi hemen eriyecektir. Ama onu da demek ki sahibinin yapması evet. gerekiyor. Allah evet, da öyle ayarlamış. Bir de Batı'nın yani şöyle yanlış bir tavrı var. Yani birçok programda konuştuk. Yani biz sindirmeyle, yıldırmayla, öldürmeyle bunu bastırırız. Ne yaparız işte? Suriye'de bombalarız, Libya'da bombalarız, Irak'ta bombalarız. Yeri geldiğinde Şiileri Sünnilere, Sünnileri Şiileri, hatta Sünnileri kendi arasında diğer Sünnilere kırdırırız.
Bu olayı da bizden uzak tutarız mantığı var. Zaten bu saldırıdan iki gün evvel Avustralya Başbakanı açıkladı. Yani Orta Doğu'da hani ne işiniz var gibi mecliste konuşulan görüşmelerde diyor ki biz ülkemizden diyor bu terörü uzak tutmak için Orta Doğu'dayız diyor. Yani uzak olsun, orada bombalayalım, sindirelim, bize gelmesin mantığı var bu söylediklerinde. Ama öyle olmuyor yani, hocamız da söylemişti. Şimdi bu Paris'teki olaylar bir ilktir Allah alem, yani bu yayılarak gider. Çünkü evet. Bir de bir emsal gördüğü zaman yani cesaret alıp ondan ferdi eylemler de başlıyor. Ki Paris gibi bir yerde bu oluyorsa diğer yani daha küçük Avrupa başkentlerinde şurada burada da artarak gider. Dolayısıyla şimdi Avrupa'nın da yani bu mantığa gelip İslam'ın doğrularını sahiplenip Kur'an'ın hakikatlerini savunup destek olması çok önemli. Yani başka türlü bir çıkış yolu gerçekten Avrupa içinde evet. Yok. Yani şimdi bu öldürülen yani terörist dedikleri kişilerin aileleri, yiyenleri tabii yakın, şimdi intikam ruhuyla bunlar ortaya çıkacak. İyi ki öldürdünüz demeyecek. Tabii ki. Ya yakın çevresi aynı ideolojideki kişiler. Tabii ki. Onlar daha çok bilenecekler. Tabii ki. Yani o silahla öldürerek, vurarak veya tam tersi o süpermarkette öldürülen kişiler. Onlar da iyi operasyon yaptınız demeyecek. Onlar da yine bu silahlı müdahaleye her iki tarafa da kinlenecekler. Bu şekilde ne olacak? Bunlar böyle daha da büyüyecek olaylar. Ya oluşturulan tabii. Algıdan sonra zaten Müslümanlara şimdi inanılmaz bir baskı başlayacak. Evet, yani tabii. Her yerde horlanacaklar dışarıda. Ya şu saniyeden sonra Avrupa'da hadi ben camiye namaz kılmaya gidiyorum hangi Müslüman diyebilir? Tabii. Hiçbirisi diyemez. Tabii. Oruç tutuyorum ben Müslümanım diyebilecek bir tane... Ya hatırlar mısınız eskiden Türkiye'de de yani böyle hani insanlar namaz kılmayı diyemezdik. Gizlerdi. Biz yani kendimiz böyle, de yaşadık onu çocukluğumuzda. Tabii o bir baskıdır. Bir inanılmaz bir tabii. Mahalle baskısıdır. Tabii. Ya gerçekten ahir zamanı Allah yaşatıyor. İnsanlar da o ahir zamanın gerektiğini gerçekten görüyorlar. İşte şimdi Müslümanlar saygın diyordu ya bir hoca efendi. Çok saygın. Evet. Yani öyle daha felaket günler yok dedikten sonra Allah gerçekten... Evet. Dünyada ne Avrupa'da ne Türkiye'de ne Orta Doğu'da böyle bir saygınlığı komple aldı evet, Allah. Maşallah. Bak mesela Almanya'da bir analiz yapılmış araştırma Bertelsmann Vakfı diye. Almanların %57'si İslam'ı tehdit olarak görüyormuş bu araştırmaya göre. %40'ı da Müslümanlar yüzünden ülkemizde kendimizi yabancı hissediyoruz diyormuş. Bu çok hakikaten dehşet bir rakam ya. %57 ne demek yani? %40'ı da o dediğin evet. Pegida'yı destekliyor. Evet. %39'u da makul diyor. Yani katılmıyorum ama yaptıklarında haklılar diyor. Zaten Almanya'nın tamamı neredeyse onu destekliyor oluyor. Bak konuyu toparlarsak son olarak hocamız dedi ki 2015'te çok büyük olaylar olacak dedi. Gördük daha girer girmez. Yalnız birkaç gün önceki programda dikkatimi çekti. Hocamız dedi ki bak dedi anlamazlıktan geliyorlar dedi. Yani ahir zamanı Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam. Ama bu konuları anlamazlıktan geliyorlar ve inat ediyorlar. 2019'da daha da acayip bir şeyler olacak dedi. Yani Cenab-ı Allah Cebren yani tamam mı? Zorla bu kişilere yani anlamazlıktan gelen kişilere anlatacak. Yani herkese anlayacağı dilden değil mi? Anlayacağı üsluptan bir şey vardır, bir olay vardır. Herkesin anladığı bir durum vardır. Bunlar oluşacak. Yani gönül istiyor ki tabii onlar olmadan, bu olaylar yaşanmadan tatlı tatlı güzel güzel gelişsin ama tabii takdir-i ilahi de işliyor elhamdülillah. Gün gelecek herkes Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğru olduğunu, peygamberimizin doğru söylediğini bir kez daha her zaman olduğu gibi herkes bunu anlayacak. Ya o kafalarındaki o kanunlarla çıkartmaya çalıştığı yasalarla bunu evet, engelleyemezler. Olmayacağını da anlayacaklar. Bak mesela hemen söyleyeyim Hollanda'nın bu olaydan sonraki bazı açıklamalarını satır başlarına aldım. Yani konudan ne kadar uzak olduğunu anla. Bir, güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarır. Şimdi tedbir alıyor ülkesinde. Güvenlik seviyelerini en üst. Ne yapacaksın? İşte her adamın başına bir tane asker mi koyacaksın? Vardı ülkede? Zaten. Yaptın ayrıca iki gün önce yaptın da ne oldu? Tüm Fransızlar şoke durumdadır. Tabii şoke durumda olur. Yani sen bununla ilgili gerekli tedbirleri alma, hakiki tedbirleri almazsan daha çok şoke olursunuz. Allah esirgesin. Diyor ki öncelikle bu saldırı yapanları bulacağız diyor. İlk hedefimiz bu. Ne olacak? Buldun da ne oldu? Öldürdün. Yani şimdi ne o konu halloldu mu? Yani bir daha buna benzer olay olmayacak mı Fransa'da? Önümüzdeki gün ve haftalarda kararlı duracağız. Tamam.
Yani yani kara tamam istemiyoruz. Kara durduk. Zaten durduğumuz için tüm dünyayı kastediyorum. Bir şey yapılmadığı için bu olaylar zaten başımıza geliyor. Kimse bu ülkede bu şekilde davranamaz. Davrandı. Hatta üstüne bir daha davrandı. İşte o polis, kadın polisi öldürdü. Yani davranamazdı, davrandı. Yani dolayısıyla bunlar tamam yani olması gereken, yapılması gereken, paralelinde tabii ki bütün dikkatin, enerjinin verilmesi gereken hususlardır. Doğru da ama çözüme yönelik değil. Yani bir tanesi de çözüm. Yani ha, bunlardan hangisi? Bir fayda sağlamayacak ha, yani. Veya bak hemen söyleyeyim. Konuşmuş olmak için. Açıklamalara bak şimdi. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terörle mutlaka mücadele etmeliyiz. Terörle mücadelede ciddi sıkıntılar var. Teröre karşı ortak tavır almalıyız. Bu saldırı İslam'la bağdaştırılamaz bir algı operasyonudur. Şahane açıklama. Çok etkilendim. Hatta, yani hocamız devlet başkanları bu basın özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır, darbidir deyince ha bravo dedi yani. İyi yani, keşfetmişler bunu. Yani daha da acayip. Bir tanesi şimdi isim vermeyeyim yani bir şeyi düşünceyi temsil ediyor diyelim. İşte diyor bu diyor İslam'la bağdaştırılamaz. Bu bir algı operasyondur. Yani İslam'da sanki terör varmış gibi bir şey göstermeye çalışıyorlar. Saldırıdır diyor. E kardeşim sen aynılarına inanıyorsun zaten. Yani sen o eleştirdiğin bu olayı yapan kişilerin olayı tabii ki eleştiriyorsun da inancına eleştiri yapıyorsun ya. E aynı inançtasın. Sen de her yerde o inancı anlatıyorsun. Yani klasik hocamızın anlattığı ortodoks inancı anlatıyorsun İslam'ın içindeki. Yani neyi sen orada eleştiriyorsun ki? Az önce işte Seral'ın dediği yerle diyor dümdüz edeceğiz her tarafı diyor mezarları şeyleri. E sen ona hayır diyebiliyor musun? Bu doğru bir hadisi şerif değildir diyebiliyor musun? Demiyorsun. O kitapları ezbere biliyorsun sen bu açıklamayı yapan kişi. Dolayısıyla burada da bir samimiyetsizlik ve acizlik olduğu da ya sonuç çok açık. Algı operasyonu tamam doğru algı operasyonu da o algı işe yarıyor mu yaramıyor mu ona bakacaksın. Yarıyor herkes buna değil mi? İslam'a mal etmeye çalışıyor şu an Avrupa'da, dünyada. Evet. Ne oldu? Fransa açısından da mesela korku şehri haline geldi. Turizm merkeziyken Paris. Hı hı. Değil mi? Paris'te turist yok diye sokaklarda haber çıkıyor. Bu illa vuracaktır yani. Herkes tedirgin olacak. Tabii. Hollanda'nın sen istenmediğini söyledin. Hollanda bir de hep eleştiri aldığı konulardan bir tanesi de İran'la olan ilişkileri. Ve İran'la ticareti o şey döneminde de devam etmiş. Ambargo döneminde de hiç kesmeden devam etmedi. Bir şekilde punduna uydurması. Yani bir derin devletler var ve bu uyulmayan kararlar olduğu zaman da mutlaka o ülkelerde ne hikmetse mutlaka bir olaylar çıkıyor. Yani şunu anlıyoruz aslında Kartal dediği gibi en başta. Bu Fransız İhtilali döneminin bir yansıması aslında. O ruhu canlandırmaya çalışıyorlar. O faşist, komünist, ateist ruhu canlandırmaya çalışıyor. Bazı kapitalist sermaye darlar diyelim. Bunu da özgürlük adı altında. O zaman da öyle yaptılar zaten. Evet. Voltaire'in de yanlış hatırlamıyorsam işte alenen ateist. Benim diyor, işte cenazeme kimse gelmesin, işte bana tören yapmayın gibisinden. Ama özgürlükleri savunuyordu diyor. Ya. Veya işte Jean-Jacques Rousseau'ydu yanlış hatırlamıyorsam. O da öyle. Alenen şey komünist yani o fikirlere dönecek daha sonra işte şeyi düşünceleri efendim diyor ki insanların evet özgürlük eşitlik çok önemli ama diyor eşitliği sağlamak için ne diyor insanlara her şeyi yapabilirsin diyor onlar mübahtır diyor yani. Yani eşitliği sağlamak için her türlü yani eziyeti zulmü de yaparsan eşitliği sağlamak için yapıyoruz dolayısıyla makuldür diyen adamlar bunlar. O kafa şu an yani Nazi kafası diyelim Almanya'daki bunu tekrardan hortlatmaya gayreti içerisindeler ki yani muhtemelen o zaman Yahudileri biliyorsunuz işte Almanya'da bayağı zor günler yaşattılar o insanlara Musevilere. Şimdi de muhtemelen öncelikle Ruslara yönelik faaliyetler çıkacaktır buradan diye düşünüyorum. Yani Rusya ile olan bir takım sıkıntılar var malum. Onlarla ilgili bir çatışma olacaktır. O zaman Yahudilere yaptıklarında şimdi Müslümanları koydular yerine. İslam'a yapıyorlar. Bu kafa aynı kafa o dönemde. O zaman Almanya'ya da geçelim. Aynı kafa orada da var. Bahsettik Pegida. Pegida ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Var mı söyleyecek bir şey? Ben başlayayım o zaman. Tamam. Şöyle kısaca bu 2014 yılının Ekim ayında kuruluyor. Yani zannedersin ki böyle yıllardır altyapısı olan bir işte örgüt de acayip faaliyetler yaptı ve belli bir noktaya geldi. Hiç alakası yok. Daha şurada 1-2 ay oldu kurulalı. Yanlış hatırlamıyorsam
gasp suçundan galiba. Yani böyle yüz kızartıcı bir suçu olan biri lideri. Efendim işte garsonmuş, restoranda çalışmış falan ama yani neticede kriminal bir tip, hapis yatmış, Afrika'ya kaçmış bir dönem. Ondan sonra şöyle söyleniyor, genel olarak bakıldığında adamların eylemleri yapışı, eylemleri organize edişi, eylemlerin yapıldığı yerde özellikle İngiliz ve Amerikan basının hazır olması, bütün eylemleri çekiyor olması, bu Turuncu Devrim operasyonlarının çok benzeri olduğu anlaşılıyor bir kere. Yani olay teşkilat işin açıkçası. İki ay önce kurulmuş bir örgüt, bir bakıyorsun on binlerce destekleyeni var ve sokaklara insanlar dökülüyor. İşte Pegida güzel yapıyor, şöyle yapıyor falan. İşte Almanya'nın sen az önce rakamlar verdin. %40'ı ve %39'u ayrı ayrı gerekçelerle desteklediklerini söylüyorlar. Bu klasik faşist bir hareket ve tamamen Müslümanlara yönelik. Yani az önce de söyledik, Yahudilere yapmışlar zamanında 30'lu yıllarda. Şimdi de Müslümanlara yönelik bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla buna ilgili de yine fikri bir mücadele yapılması gerekir. Çünkü Almanya'da tamamen faşist bir kafanın tekrardan hortlaması için yapılmış bir organizasyon olarak Pegida karşımızda duruyor. Yani Müslümanları Avrupa'dan, özellikle çıkarmak Almanya'dan çıkarmaya yönelik bir olay. Çok belli çünkü geçmişte o Türk kardeşlerimize de yapılan saldırılar vardı orada biliyorsun. Sonra Nazi zihniyetinin orada derin devletle işbirliği halinde olduğu çıkmıştı ortaya. Bir de bu Pegida hareketine karşı ciddi muhalif Alman vatandaşlar da vardı. Hatta onlar da eylem düzenledi. Bunlar yarı yarıya gibi bir şey oldu. Tabii bu Paris'teki olaydan sonra onların da birçoğu yani sessiz kalmak durumunda kalacaktır. Onların üzerinde de ciddi bir baskı oluşturacak. Yani bu emsal oldu açıkçası. Yani şu anda aklı selim insanlar değil mi? Bir mesela Fransa'nın İspanya'da ünlü bir aktör çıktı dedi ki binlerce insanı bombalayıp öldürüyorsunuz. Onların da sessiz kalacağınızı mı düşündünüz dedi. Evet. Adam şu an bir numaralı değil mi? Hani diyorlar halk düşmanı ilan edildi İspanya'da. Yani kimse de sesini kolay kolay çıkaramayacak tabii inşallah. Dresden'le ilgili bir bilgi daha vereyim aklıma gelmişken unutmadan. Yani millet şey zannediyor böyle hani orada çok yoğun mülteci var veya işte Müslüman sayısı çok yüksek de dolayısıyla hani bir tepki oluştu halkta diye. Biraz bakınca 300 bin civarında yanlış hatırlamıyorsam Dresden nüfusu. Bunun %2.2'si mülteci. %2.2'si. Müslüman sayısı ne kadar biliyor musun? %0.1. Yani adamlar Müslümanlardan şikayet ediyor ya. Bak 0.1 oranında Müslüman nüfusu var Dresden'de. Ya şimdi bunu geçen de konuşmuştuk. Doğu Alman şehridir Dresden. Özellikle birleşmeden sonra tabii Doğu Alman tarafı daha gariban kaldı. İşsizlik ve ekonomik sıkıntı orada daha fazla. O yüzden çok daha kolay provoke edilip hani kullanılabilecek şahıslar. Tabii hepsini tenzih ederiz de orada ama zaten olayın da ekonomik olduğunu yani Müslümanları ülkeden çıkarmaya yönelik olduğu çok açık belli ediyor. En çok tutacak yöntemle de orada radikalizm ve işte aşırı milliyetçilik duygularını işte ortlatmak. Orada da işte yapılan operasyonda aslında tamamen. Ya aslında bu Pegida'nın mantığında da şu var yani orada da bir dinden uzaklaşma var yani. Hakikaten samimi Hristiyan olsalar diğer tarafta da diğer bir hak din Müslümanlar var ve göçmenler var. Ya bunları siz gidin buradan kovalım, atalım, keselim demek yerine onlara şefkatle konuşmaları gerekir. Ve ortak bir noktada uzlaşmaları gerekir. Yani aynı şekilde Yahudi kardeşlerimiz için de oradaki böyle. Yani bunu bir noktaya getirmesi lazım. Şimdi bunlar bu Pegida üzerinden biraz önce dediğimiz gibi Fransa'yı da kullanarak diğer ülkelere sıçratmaya çalışacaklar bu olaylarını. Yani bu Fransa'da hakikaten dediğimiz gibi büyük bir minat olacak o bölge için. Bu bir start olmuş olacak. Çünkü yani geçen programlarda konuşmuştuk. İsveç'te camilere yapılanlar, İsviçre'de, Avusturya'da yani sürekli bir faaliyet var zaten Müslümanları kışkırtmak için. Bu sefer de hani Müslümanlar burada hakikaten çok itidalli olması lazım. Ve kendi içinde birlik olarak yani böyle fevri, bağnazlıktan uzak hak dini yaşamaları lazım. Eğer onu yaşasalar zaten bu sorunun hiçbiri yaşanmayacak. Yani tekrar etmiş olacağız ama hakikaten burada da tek çözümden Kur'an ahlakının yaşanması. Ve Hristiyanların hakikaten dinlerin özüne dönüp değil mi Hazreti İsa'yı beklemeleri, onu ümit etmeleri, onun için dua etmeleri gelmesi için ve ona tabi olmaları. Müslümanların da aynı şekilde Hazreti Mehdi'yi beklemeleri. Böyle olunca gerçekten çok güzel bir ortam olacak. Çok güzel bir dünya olacak. Herkesin özlediği bir dünya olacak.
Ama öteki türlü de yani şu an yaşadığımızın misliyle olaylar gitmeye başlayacak. Çünkü şu an ağırlık sevgisizlik, şefkatsizlik, kin, öfke üzerine kurulu bir toplum var şu an yani. Evet. Şimdi ilaveten bir şey daha ekleyelim. Bu arada yani özellikle Almanya'daki bu olaylara paralel orada Kürt kardeşlerimizi de tahrik etmeye çalışan, Kürtlerle Müslümanları karşı karşıya getirmeye çalışan bir takım şeyler de var. Aynı hızda gidiyor. Sorbonne Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi Profesör Türk geçenlerde dedi ki televizyonda Fransa'yı ilgilendirirken, Fransa'da diyor IŞİD'e katılanlar diyor öyle zannedildiği gibi değil diyor. Yani dindar gibi anlatılıyor ya Müslüman. Genel yapılan şeyde analizlerde çalışmalarda diyor camiyle, cemaatle, Müslümanlıkla hiç alakası olmayan kişiler Fransa'da IŞİD'e katılıyorlar dedi. Bak bu çok önemli bir bilgi. Evet. Ya sen bunu anlatsana güzel kardeşim. Yani Müslüman deyip işte bunlar IŞİD'e katılıyor demeyi biliyorsun. Ama aslında öyle olmadı. Yani bir Müslümanın bunu yapmayacağını, asla böyle bir şeye tevessül etmeyeceğini Kur'an'dan, hadisi şeriflerle, delilleriyle anlatmıyorsun. Ama bunu sorgulamamız lazım deyip konuyu kapatıyorsun. Ya şimdi orada şu mantık var. Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı var. Çünkü PKK hareketi ateist bir hareket, Marksist, komünist, Allahsız bir hareket ve katil bir hareket. Ülkemizdeki cinayetlerden, şehitlerimizden bir numaralı faili olan bir örgüt. Uyuşturucu trafiğini Avrupa'da yöneten bir örgüt. Hiçbir ahlaki değeri olmayan bir örgüt. Ve bu PKK'yı ısrarla farklı coğrafyalarda, özellikle de Orta Doğu'da Müslümanlar üzerinde kullanmak istiyorlar. Ya birkaç tane ben bu hafta içinde belgesel izledim. Mesela Avustralya televizyona gitmiş. 60 dakika diye bir program yapmış. İşte Kürt gerillası diye oradaki kadın savaşçılarla olan başka bir yayın var. Hepsinin özünde şu var. Baktım yani ortak noktalar ne diye. Bir kere ortada ezilen kadın hakları ve buna karşı mücadele eden, mecburen mücadele eden, yani aslında silahlı bir mücadele ya da bir ideolojik yönü yokmuş. O şovistler yıllarca sanki Marksist-Leninist eğitim almadı. Üniversitelerde, şurada, burada, KCK'da. Mecburen çıkmışlar. Orada da IŞİD bunları öldürüyor diye ona engel olmaya çalışan mazlum kadınlar var. Cepheden görüntüler alıyor. Cephede erkek yok. PKK erkek savaşçısı yok. Sanırsınız ki yani sırf kadınlar savaşıyor orada. Ve kahramanca bütün olanaksızlıklara rağmen, teçhizat eksikliğine rağmen mücadele var. Bir de hayali bir kahraman yaratılacak ki buna katılım olacak. Yani bir şehir efsanesi olması lazım orada PKK'nın. Koalisyon güçlerinden ve bombalamalardan hiç söz edilmiyor. Yeni belgeseller bunlar. Buhar olmuş yani koalisyon uçakları yok. Öyle bir konu yok. Silinmiş yani belgesel. Aleni bu şekilde de bir destek var. Yani burada hedeflenen tabii yine Müslümanlar, Müslüman ülkeler. Oradan bu kadar çok fazla destek sağlıyor. Zaten yıllardır da Almanya'nın, bu Avrupa ülkelerinin PKK'ya desteğini çok net biliyoruz yani bu. Evet. Bir sırrı da değil. O zaman şeyle paralel şu Avrupa'da ve dünyada bu sömürgecilikle ilgili bazı evet, şeyler vardı, bilgiler vardı sende. Yani Avrupa'nın da neler yaptığını görelim. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum konu, bu Fransa'daki konu değişmeden hemen. Hemen saldırıdan sonra hatırlayacaksınız. Fransız imam saldırıyı lanetledi diye evet, basında bir haber çıkmıştı. Evet. Hasan Şargumi adlı Müslüman Kültür Derneği Başkanı bir imam geldi. Ruhunu hatta bu saldırıyı yapanlar şeytana satmışlardır dedi. Şunu dedi, bunu dedi. Mesela bu imamın özelliği ne? Ben bir özelliğini daha vereyim. Materyalist, Darwinist bir imam bu. Hı hı. Evrim teorisine inanan, evrim teorisini destekleyen bir imam. Bunu nereden biliyoruz? 2007 yılında Yaratılış Atlası biliyorsunuz Fransa'da çok yoğun bir sükse oluşturmuştu. Her yerde konuşulmuştu hocamızın eseri. O dönemde bu Yaratılış Atlası'nın Fransa'ya gönderilmesinden, ki çok güzel bir tebliğ faaliyeti değil mi? Hı. Allah'ın birliğini, varlığını anlatıyor. Hristiyanları, Musevileri hedef alan değil, bilakis onları da kucaklayan bir eser. İmana davet eden değil mi? Allah'a inanmaya davet eden bir eser. Son derece rahatsız olduğunu belirten bu eserde ve Darwinizmin İslam'la uyum içinde olduğu gibi bir safsatayı orada savunan bir imamdı ve orada özellikle konferanslar verilmesi noktasında da karşı çıkmış bir insandı. Dolayısıyla böyle bir insanın da bunları söylemesi çok tesirli olmaz. Gerçekten faydalı olmak istiyorsa, gerçekten hizmet etmek istiyorsa, Kur'an hakikatleri, imanın
esas Kur'an'a uygun ayetleri, hadisleri anlatarak İslam'da teröre yer olmadığını bir hadislerden, ayetlerden örnekler vererek anlatması ve Darwinizmin de son derece yanlış bir ideoloji olduğunu anlatması gerekir. Çünkü baktığımız zaman biz bütün bu terör saldırılarının, teröristlerin temelinde Darwinizm olduğunu görüyoruz. Evet. Bir de o zaman ben de bir aynı benzer bir konuyla ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Yani düşündürücü. Bosna'da yine bir imam var. Caminin imamı. Özelliği IŞİD'e karşı vaazlar veriyor olması. Cami dolup taşıyormuş. İşte, özellikle cuma günleri diğer çevre köylerden de geliyorlarmış. Hoca Efendi'nin vaazlarını dinliyorlar. Hoca Efendi ile işte röportaj yapıldı. Dedi ki evet ben neden IŞİD'in yanlış işler yaptığını, adam öldürmenin İslam'da olmadığını savunuyorum. Bunu da açık açık söylüyorum. Tehditler alıyormuş. İşte risk altındaymış. İşte, inşallah başına bir şey gelmez tabii. İstemeyiz. Sonra çok önemli bir soru sordu muhabir. Anlatan yani dış ses onu öyle anlatıyor. Diyor ki bu soruya verdiği cevap çok ilgimizi çektiriyor. Soru şu. Peki hocam demişler. IŞİD'in yaptıkları yanlış. Yani cihat adı altında yaptıkları işler yanlış. Peki cihat nedir? Diye soru sormuşlar. Cihat nedir? Hoca efendim verdiği cevap beni çok şaşırttı. Bunu da söylemek istiyorum. Diyor ki benim için cihat dedi. Bosna'da işsizlik çok yüksek oranları. İnsanların iş sahibi olması için ben gayret ediyorum. Benim için cihat budur. Benim için cihat, emekli maaşıyla geçinen annemin ekmeğini, suyunu, işte efendim sağlığına dikkat etmektir. Ona yardımcı olmaktır. Hani para kazanıp ona iyi bir hayat yaşatmaktır dedi. Allah razı olsun. Tamam bunlar hani kötü mü? Değil. Güzel işler. İş, herkes iş sahibi olsun. Anneler, babalar, çoluk çocuk herkes güzel bir hayat sürsün ama yani bu değil. Cihat bu değil yani. Cihat Cenab-ı Allah'ın yolunda malınla, canınla, bütün var olan gücünle, enerjinle samimi bir gayret göstermek. Ne için? İttihat-ı İslam için. Türk-İslam Birliği için. Yani IŞİD bugün varsa Müslümanlar bir araya gelemedikleri için işte Seral'ın anlattığı manzara ayrı ayrı namaz kılıyorlar. Yani birbirlerini daha Müslüman olarak görmüyorlar. IŞİD Irak'ta kimi öldürüyor? Veya IŞİD Irak'ta kimi öldürüyor? Yani sadece IŞİD değil, terörist faaliyetlerin tamamı da sebebi, dünyada akan kanın sebebi ve işsizlik ve ekonomi ve diğerleri. Her neyi koyarsan koy o kuyruk sıraya. O uzar gider. Bunun tamamı zaten Müslümanların bir araya gelmemeleri, bu konuda inat etmeleri, ısrar etmeleri ve bir türlü uyanmamaları. Yani bunu bir ihtiyaç olarak görmemeleri, hatta buna inanmamalarından dolayı dünya bu halde. Yani o çok kıymetli, mübarek bir hocadır. Allah razı olsun. Yani IŞİD'i eleştirmesi bile yeterli ama yani İslam adına değil mi insanlara dini anlatan birinin önce bunu anlatması lazım. Yani işsizlik işte annemin efendim yemeği içip tamam zaten yapalım. En güzel şey ama itaat-ı İslam olmadan ne senin annen ne benim annem en güzel yemeği yiyemez. En güzel hayatı yaşayamaz ki. Veya itaat-ı İslam olmadan o insanlar iş sahibi olamaz ki. Zaten itaat-ı İslam olmadığı için o insanlar o haldeler. İşte o Seral demin söylediği toplantı yayında da geçmişti. Hocamız onu çok güzel yorumladı. Şimdi Hasan Ruhani o şeyin organizatörü, İran Cumhurbaşkanı olarak diyor ki hepimiz diyor kendi yolumuzdan gidelim diyor. İleride diyor ittihatta birleşiriz diyor. Hocamız dedi bu son derece samimiyetsiz bir açıklama dedi. Yani belli ki sen kendi yolundan gittin de sen onu tekfir ediyorsun, sen onu tekfir ediyorsun. Hocamız dedi ki mesela niye beraber kılmıyorlar dedi. Onu çünkü Müslüman olarak görmüyor. Müslüman olarak görürse Şii, Sünni fark etmez kılar. Müslüman olarak bile görmediği için birbirlerinin arkasından namaz kılmıyorlar. Birbirlerine namaz kılmıyorlar. Böyle ittihatın da sağlanamayacağı çok açık yani. Bu şekilde bir ittihat oluşamayacağı çok net ortada. Dolayısıyla yani bunlar böyle samimiyetsiz ve amacından uzak toplantılardan olma başka bir şeye gitmiyor. Evet. Evet, samimiyet olmadığı için toplantıda bir sonuç da çıkmıyor. Yani öyle bir toplantı yapmış oluyorlar. Kendi adına. Çünkü birbirlerine güvenmiyorlar, inanmıyorlar. İnanmadığı için de dinlemiyor. Yani anlamayı da çalışmıyor. Yok zaten o toplantılarda sürekli bir de kavga çıkıyor. Biz yani hocamızın temsilcisi olarak çok gittik.
O İran'daki toplantılara da gitmiştik zamanında. Burada Türkiye'de de biliyoruz. 2 dakika sonra işte Şia'da böyle, Ehl-i Sünnet'te böyle diye birbirlerine düşüyorlar. Zaten o toplantıda bile toplantı araları olur biliyorsunuz hepiniz. Çay arası olur, kahve arası olur, yemek arası olur. Yani herkes kendi ekibiyle ayrı masada oturur. Karma masa bile olmaz. Hani sanki böyle bir boks maçı gibi herkes kendi köşesine çekilir. Hı hı. Tekrar sonra yani orada bile yemekte bile birlikteliği sağlayamıyorsan sen çay arasında bile gerçek hayatta nasıl sağlayacaksın yani? Evet. Ve tabii son olarak da Fransa'da bu olay sebebiyle ölen Fransız vatandaşlarına da Allah'tan rahmet dileyelim. Cenab-ı Allah tüm günahlarını bağışlasın. Bir daha da böyle olayların olmamasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim, dua edelim inşallah. Tabii fiili dua da çok çok önemli. İnşallah hepinize teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyenler, bu hafta bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.